Evet arkadaşlar herkese merhabalar e, matematik dersindeyiz ve matematiğin birinci ünitesinden hızlı bir şekilde başlayıp kazanım soruları nitelikli sorular çözerek geldiğimiz konuya kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi e, zaten çarpanlar ve katlar hemen hemen herkesin sıkıntı yaşadığı bir konu e, ama biz bu konuda dediğim gibi kazanım soruları nitelikli sorular çözüp e, az da olsa anlamaya çalışacağız. Ama bunun için Konunun başında hızlı bir tekrar yapıyorum gençler. Şimdi çarpanlar ve katlar dedik. Bizim için bilmemiz gereken iki tanım var. Çarpanlar ve katlar. Kat dediğim herkesin bildiği gibi neydi? Bir sayının katıydı. Mesela 2'nin katı 2 4 6 8 10. 5'in katı 5 10 15 20. 10'un katı 20'nin katı şeklinde devam edecek. Diğer bir tanım çarpan Sadece şuraya dikkat edin. Çarpan yerine bölen kelimesini kullanabilir. Bu da neydi? Bir sayının çarpanları. Mesela 12'nin çarpanı. 1 ile 12, 2 ile 6, 3 ile 4, hatta 4 ile 3, 6 ile 2, 12 ile 1. Ne yaptı? Bir yerden sonra tekrar etti. Sadece ters dönmüş oluyor. 20'nin çarpanlarına bakalım. 1 ile 20, 2 ile 10, 4 ile 5. Daha sonra 5 ile 4. 10 ile 2, 20 ile 1. Ama 4 ile 5, 5 ile 4 bir yerden sonra döndüğü için şunları almaya gerek yok. Daha sonra gençler asal sayılar diye bahsettiğimiz bir konu vardı. Herkesin hemen hemen karıştırdığı bir konu asal sayılar ve aralarında asallık. Bu ikisini karıştırıyoruz genellikle. Şöyle söyleyelim. Bir sayının asal bir sayı olması için sadece bir ve kendisine bölünen sayılar olmalıdır. Mesela 3. 3 sadece kendisine ve 1'e bölünüyor. Mesela 5. Bu da aynı şekilde. Ya da 2. Ya da 7. Ama atıyorum 8 desem 8 1'e bölünüyor evet. 8'e bölünüyor evet. Ama aynı zamanda 2 ve 4'e de bölünüyor. Ama biz ne demiştik asal sayı için? Sadece 1 ve kendisine bölünen sayılar olmak zorundaydı gençler. O halde şöyle diyebilir miyiz? 2, 3, 5, 7, 8 diyemiyoruz. 9? 9 da olmaz. Neden? 1'e bölünüyor, 9'a bölünüyor doğru ama aynı zamanda 3'e de bölünüyor. Peki 10? 1'e bölünüyor, 10'a bölünüyor, 2 ve 5'e bölünüyor. 10 da olmaz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 11, 13 şeklinde devam ediyoruz. Buraya 3 tane ok çizdim. Bu okları beraber dolduralım. Ben söyleyeyim. Siz de içinizden cevap verin. Diyeceğim ki gençler en küçük asal sayı kaçtır? Sakın ama sakın bir demiyoruz. Bir özel. Ama şöyle diyeceğiz. En küçük asal sayı gençler asal sayı 2'dir. Bunu asla unutmuyoruz. Gördüğünüz kadarıyla negatif bir sayıya yer verdik mi? Vermedik. O zaman ikinci not olarak şunu düşüyoruz buraya. Negatif asal sayı asal sayı yoktur diyeceğiz. Peki asal sayılara baktığımız zaman 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 diye devam ediyor. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu sayıların arasında çift asal sayı var mıdır? Çift, tek çift asal sayı burada 2'dir. Diyoruz ki tek çift asal sayı 2'dir arkadaşlar. 2'den başka çift asal sayı yoktur. 2 hariç bütün asal sayılar tek sayılardır diyeceğiz. Geldim aralarında asalla. Aralarında asallık. Tanım şu şekilde. Tek ortak böleni 1 olmak zorunda. Tek ortak bölen 1 ise şayet o zaman biz bunu aralarında asal diyoruz. 3 ile 4'e baktım. İkisine bölünen tek sayı 1, ve ben buna aralarında asal diyeceğim. Ama 5 ile 10'a baktığım zaman 5'i 5'e bölebilirim. Onu da 5'e bölebilirim. O zaman tek ortak bölen 1 olmuş olmuyor. Buna aralarında asal değildir diyeceğiz. 8 ile 12. İkisi de 4'e bölünüyor. Ama biz aralarında asallık için demiştik ki tek ortak bölenin 1 olması gerekiyordu. Biz buna da aralarında asal diyemiyoruz gençler. 7 ile 15'e baktık. 7 ve 15. Evet ikisi de sadece 1'e bölünüyor. Başka ortak bölen yok. O zaman bu da aralarında asaldır. 9 ile 13. 9 ile 13 de aralarında asaldır. 11 ile 12 de aralarında asaldır. Mesela 24 ile 36 desem. 24 12'ye bölünüyor. 36 da 12'ye bölünüyor. Ama tek ortak bölen 1 olacak demiştik. O zaman bu aralarında asal değildir. Burada da 2 tane ok çizdim. 2 oku da beraber dolduralım. Şimdi dedik ki 3 ve 4 aralarında asaldır. 11 ile 12 aralarında asaldır. Bunlar nasıl sayılar? Ardışık. Arka arkaya geliyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde ilerleyecek. O zaman şöyle diyebilir miyim gençler? Ardışık sayılar. Ardışık sayılar aralarında kesinlikle asaldır. Birden başka ortak bölenleri yoktur diyeceğiz. Diğer bir o kadar. Şöyle desek. Hani biraz önce de asal sayılardan bahsetmiştik. Şimdi de aralarında asallık. İkisini kesinlikle karıştırmıyoruz. Aralarında asal olması için sayıların asal olmasına gerek yok. Mesela 3 ve 4. 3 asal bir sayı, 4 asal bir sayı değil. Ama bunlar yan yana gelerek aralarında asal oldu. O zaman diyorum ki aralarında asallık için asallık için sayıların asal olmasına gerek yoktur diyeceğiz. Ne dedik gençler? Burada asal sayılar var ve aralarında asal sayılar var. Asal sayı olması için Sadece 1 ve kendisine bölünmesi gerekiyordu. Hatta 3 tane ok çizmiştik demiştik ki en küçük asal sayı 2'dir, negatif asal sayı yoktur ve tek çift asal sayı 2'dir şeklinde. Aralarında sağlık için ne demiştik? Sayılara bölünen tek ortak sayı 1, bir, birden başka ortak bölen kesinlikle olmayacaktı ve iki kural verdik. Dedik ki bir tanesi ardışık sayılar kesinlikle asal sayıdır, İkincisi için de ne söylemiştik? Aralarında asallık için sayıların asal olmasına gerek yoktu. Evet geçiyorum diğer sayfaya. Şimdi şu örneğe baktığımız zaman. Gençler diyor ki A ve B aralarında asal. Aralarında asal dediğinde yaptığımız şuydu. Neydi? Tek ortak bölen 1 olacaktı. Ama A bölü B'nin 12 bölü 20 olduğunu vermiş. Ortak bölenlerini düşündüğüm zaman 12 ile 20 aralarında asal olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü 4 ikisinin de ortak böleni olmuş oluyor. O zaman şuraya bir not düşüyorum gençler. Şu tip soru gördüğünüz zaman kesinlikle en sade haline getiriyoruz. Tamam mıdır? Sadeleştir yazdım. Şöyle yapalım. 12'yi 4'e böldük 3, 20'yi 4'e böldük 5 kere. A bölü B buradan 3 bölü 5. Şöyle diyebilir miyim? A 3'ün katı B de 5'in katı. Ama bize en az sorduğu için A'nın alabileceği en küçük 3'tür. B'nin alabileceği en küçük 5'tir. Ve bunların toplamını sorduğu için 8 diyeceğiz. Diğer soruya geldim. Yine aynı şekilde aralarında asaldır. Biraz önce de demiştik ki bu soruları gördüğünüz zaman kesinlikle sadeleştirme işlemi yapacaktık. Peki a artı 2 bölü b eksi 3 eşittir 15 bölü 24 demiş. 15 bölü 24 aralarında asal mıdır? Neydi asallık? Tek ortak bölen 1 olacaktı. Bunları incelediğimiz zaman aralarında asal olmadığını görüyoruz. Şöyle desek 3'e bölsek 5, 3'e bölsek 8 mi olmuş oluyor? O zaman A artı 2 bölü B eksi 3 5 bölü 8 A artı 2'yi 5 kabul edip B eksi 3'ü de 8 kabul edebilirim. A artı 2 5 ise diğer tarafa eksi olarak atıyorduk. A buradan 3'tür. B eksi 3 8 ise eksi 3'ü diğer tarafa işaret değiştirerek artı olarak atıyorduk. B buradan 11 diyeceğim toplamlarını istiyordu. 3 artı 11'den 14 diyeceğiz gençler. Burada sıkıntı yoktur sanıyorum. Şimdi konunun başlığı neydi? Çarpanlar ve katları. Hatta biz buna kısaca EBOB ve EKOK da diyebiliyorduk. EKOK diye bahsettiğim en küçük ortak kat. Açılımı aslında bu. E, i̇ki tanesini uzun yolla, diğer iki tanesini bildiğimiz taktikle, e, kendi tabirimle amele işlemiyle göstereceğim. Gençler, Ekok 6 8. Şöyle yapacağım. Bir 6'yı alalım, bir 8'i alalım. Ne demiştik? En küçük ortak kat. Ne yapacağım? Yani kat alacağım. 6'nın katları birinci katı 6, 12, devam ettim 18, 24, daha sonra 30, 36, 42, 48 şeklinde devam ediyor. 8'in katlarını alalım. 8, 16, 24, 32, 40, 48 şeklinde devam ediyor. Ne dedik? Ortak kat. İkisinde ortak olanlar 24'ler, 48'ler. Daha devam edebilirdik. Ama ne diyor? En küçük. O zaman en küçük ortak katlarını biz 24 alabiliriz. Aynı şekilde diğer tarafa geldim. 10 ve 15. Diyor ki 10'un katlarını al. 10, 20, 30, 40, 50, 60 bu şekilde devam edeceğim. 15'in katlarını al diyor. 15, 30, 45, 60 bu şekilde devam ediyoruz. Ortak kat. İkisinin ortak katı 30'lar ve 60'lar. Peki bize en küçük ortağı sorduğu için 30 diyebilirim. Sayıların büyüyeceği için ya da daha farklı sayılar vereceği için bunu yapmak her zaman doğru olmayacaktır. Ne yapıyoruz? Bizim asıl yaptığımız taktik şuydu. 20 ile 24'ü yazıyorduk. Bir tane ok çiziyorduk ve asal çarpanlarına ayırıyorduk gençler. Ne yapıyorduk? 2'ye böldük. 10, 2'ye böldük. 12. Devam ediyorum. 2'ye böldüm. 5, 2'ye böldüm. 6. Tekrar 2'ye bölünebilir. 2'ye böldüm. 5, 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. 3'e bölünmüyor. Aynen yazdım. 5'e böldüm. 1 kat dediği için sayının büyümesi gerekiyor. O zaman diyorum ki bunların hepsini alacağım. Hatta hatırlıyorsanız şu şekilde yazabiliyorduk. 1, 2, 3. 2'den 3 tane. 3'ten 1 tane. 5'ten 1 tane. 2'nin 3. kuvveti 8. 3 çarpı 5. 24 ile 5'i çarptık. O zaman katlarına 120 diyebilirim. Diğerine geçtiğim zaman 15 ile 40 alıyoruz. Hop çizgimizi çektik. 2'ye böldük. 15 2'ye bölünmüyor. Aynen yazdım. 40'ı 2'ye böldük. 20. 2'ye böldük. 15'e 10. 2'ye böldük. Burası hala 15. Burası 5. 3'e bölelim. 3'e böldük. 5. Burası da 5. 5'e böldük. 1. 1 şeklinde olacak. Bu da şu değil midir? Yine aynısı. 2'nin 3. kuvveti, 3'ün 1. kuvveti, 5'in 1. kuvveti. Bu da zaten diğeriyle aynı çıktı şansa bak. 120 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer kısma geldim. Burada bir hop dedik uyarı var. Buradaki kuralları iyi akılda tutmak gerekiyor gençler. Buraya dikkat. 6 ile 7'nin ekokunu sormuş. Şimdi 6 ve 7 ne yapıyorduk? 2'ye böldüm 3, 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 1 bölünmüyor. 7'ye böldüm 1. 2 kere 3 6, 6 kere 7 42 dedik. Geldim buraya. 5 ile 6'yı sormuş. 2'ye böldük. 5 3, 3'e böldük. 5 1, 5'e böldük 1. 2 kere 3 6, 6 kere 5 ne dedik? 30 dedik. Şimdi dikkatinizi eminim çekti. 6 ile 7'nin çarpımı 42, 5 ile 6'nın çarpımı 30. O zaman ekok'ta biz çarpım mı alıyoruz? Kesinlikle hayır. Sadece hangi zamanlar çarpım aldığımıza dikkat edeceğiz. 6 ile 7, 5 ile 6 nasıl sayılar bunlar? Ardışık sayılar. O zaman şöyle diyelim mi? Ardışık sayılarda ekok bu iki sayının ya da üç sayının kaç tane sayı verildiyse artık ne olmuş olacak? Çarpımı olmuş olacak önemli bir kural gençler. Dikkat. Şimdi diğer tarafa geldim. Ekok 20 ile 40 dedi. Şunu yapıyorduk. 20 ile 40'ı yazdık. Hatta ikisinin 10'a bölündüğünü bile görebiliyorum gençler. O zaman direkt 10 da yazabilirim. Asal yazmama gerek yok illaki. 10'a böldüm 2, 10'a böldük 4. 2'ye böldük. 1, 2, 2'ye böldüm. 1 10 kere 2, 20. 20 kere 2, 40 Geldim buna 12, 48 ee, İkisi de 12'ye bölünüyor 12'ye böldüm. 1, burası 4 4'e böldüm. 1 Buradan da 48 çıktı Dikkatiniz 3'ü çekti tahmini 40 burada, 48 burada Ama ne zaman bunları alıyorum? 20 ile 40. 40 20'nin 2 katı. 48 12'nin 4 katı. Şöyle not düşsek. Eğer birbirinin katı ise büyük olan ekok olmuş oluyor gençler. Tekrar diyorum. Eğer aralarında asalsa aralarında asallık neydi? Demiştik ki ardışık sayılar da aralarında asaldı. Hatta şuraya bir düzeltme yapayım. Aralarında asalsa bunu genelleyebiliriz o zaman. Aralarında asalsa zaten demiştik ardışık sayılar da aralarında asaldır. Ekokları çarpımı vermek zorunda. Eğer birbirinin katıysa büyük olan ne olmak zorunda? Ekok olmak zorunda. Birazdan devam edeceğiz.